Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte tüpraş hissesini değerlendireceğiz. Bakın tüpraşta her zaman aynı grafiği yorumluyoruz arkadaşlar. Grafiğimiz milimetrik olarak çalışıyor ve tüpraş hissesini sadece bu grafik üzerinden yakından takip ediyoruz. Yayınları uzunca bir süredir izleyen arkadaşlar zaten grafiği de hatırlıyorlardır diye düşünüyorum. Bakın 2021 yılından gelen bir kanal görüntümüz. İki tane dip ve bir tane tepeden oluşan bu kanal görüntüsüne göre bakın fiyatlar Temmuz ayında kanalın içerisine girmişti. Sonrasında önemli bir direnç bölgesi aşıldı. Retest hareketiyle direnç olan bölge destek olarak çalıştı ve 85 TL'ye de yapmış olduğumuz yayında hedefin 170 TL olduğunu söylemiştik. Sonrasında fiyatlar kanal üst bandı olan 170 TL civarlarına geldi. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamadığından dolayı kanal orta bandına kadar fiyatların düşmesi gerektiğini konuşmuştuk. Bakın kanal orta bandı yükselen bir destek veya direnç bölgesi olduğundan dolayı her geçen gün fiyatlar yukarı yönlü gitmektedir. Lütfen bu çizimleri sizler de yapın ve fiyatları yakından takip edin. Burada söylemiş olduğum destek veya dirençler yatayda sabit kalan bir destek veya direnç değildir. Gördüğünüz gibi yükselen bir destek veya fiyatlar altındaysa yükselen bir direnç olarak karşımıza geliyor. En son yapmış olduğumuz yayında buradaki 156 TL civarlarından bahsettik. Bunun üzerine atamayan bir tüpraş hissesinde fiyatların aşağı doğru baskılanması gerektiğini birlikte değerlendirmiştik. Belki de tüpraş şunu yapacak. Bakın yatayda böyle gidecek arkadaşlar. Kanal alt bandına kadar fiyatlar gelecek. Ondan sonra yönünü tekrardan yukarı yönünü çevirecektir. O yüzden diyorum ki bu kanalı çizin ve fiyatlar eğer ki kanal alt bandına gelirse buralar tüpraş hissesi için orta ve uzun vadede alım fırsatı olduğunu şahsen düşünüyorum. Hangi zamansallıkta fiyatlar kanal alt bandına gelecekse ona göre fiyatlardaki değişkenlik değişecektir. Bakın 13 Şubat tarihinde buradaki kanal alt bandımız 152 TL'den geçiyor. Demek ki fiyatlar aşağı yukarı hareket ile 13 Şubat tarihine kadar bu bölgelerde gelirse şu anki fiyatlar alım fırsatı olarak karşımıza gelecek. Ama öncesinde bir düşüş gelmesi ihtimalinde fiyatların 140 TL'lere kadar baskılanma ihtimali vardır arkadaşlar. Kısa vadeli bizim destek bölgemiz 146 TL'den geçiyor. 146 TL'nin altında fiyatlar kalırsa 137-140 TL bant aralığına kadar düşmesi beklenir. Oralarında alım fırsatı olacağını şahsen düşünürüm. Yükseliş gelmesi halinde ise bakın kısa vadeli bizim direnç bölgemiz 165 TL olarak görülüyor. Ancak yükselen bir direnç olduğundan dolayı buradaki direncin fiyatı her geçen gün değişkenlik gösteriyor. Olası sert yükselişlerde 165 TL'nin direnç olarak karşımıza çıkmasını bekleyeceğiz. Düşüşlerde ise 146 TL'nin destek olarak karşımıza çıkmasını bekleyeceğiz. Şu anda ara bölgede olduğundan dolayı al veya sat şeklinde bir görüntü bize teknik analiz vermiyor arkadaşlar. Vermediğinden dolayı ben de onun yorumunu size yapamıyorum. Orta ve uzun vadede bu fiyatların ucuz olduğunu ancak kısa vadede fiyatlar baskılanırsa 137-140 TL bant aralığına kadar bir düşüş getirebilir. Buralarda alım fırsatı olur. 165 TL ise yukarıda direnç bölgesi olarak karşımıza geliyor. Yardımcı indikatörlerden İçimoku bulutlarımıza bakalım. Bakın İçimoku bulutunun biliyorsunuz ortası kararsızlık bölgesi. İçimoku bulutunun altına gelirsek bir düşüş trendi. Eğer fiyatlar üstünde ise bir yükseliş trendi getirmesi beklenir şeklinde bu teori bize bunu söylüyor. Şimdi fiyatlar bulutun üzerinde olduğundan dolayı buradaki destek bölgesi 150 TL'den geçiyor. Bize şunu söylüyor. 150 TL aşağı yönlü kırılmadıkça bu bölge destek olarak yatayda çalışır ve buradan yukarı yönlü dönmesi beklenir diyor. Eğer 150 TL aşağı yönlü kırılırsa fiyatlarda 142 TL'lere kadar baskılanma olabilir diyor arkadaşlar. Ben tüpraşta çok fazla bir düşüş beklemiyorum. Düşüş olursa da orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak karşımıza geleceğini şahsen düşünüyorum arkadaşlar. Tüpraşta söyleyeceklerimiz bu kadar. Çok fazla hisse senedinin yorumunu yapacağım. Videolar bölümünden kanalımdan izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayalım. Bol kazançlar diliyorum.